Andolsun ki bugün heyecan ve özlemle beklenen bir bayrama daha kavuştuk. Gönüllerimizin saadetli, hanemizin bereketli, vücutlarımızın ise sıhhatli bir yaşam sürmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim. Bayram günleri neşe günleridir. Ama bu bayram buruk, hüzünlü ve hasret dolu. Bu bayram kalbimize teselli, ruhumuza ise ilaç olsun. Rabbimizden asla ümidimizi kesmeyelim. Sevgilerin paylaşılarak ziyadeleştiği gibi, üzüntüler de paylaşılarak hafifleyecektir. Vesile olalım. Kardeşliğe, birlik beraberliğe ve barışa. Erişelim nice bayramlara. Bu duygu ve düşüncelerle halkımızın ve Alanya'mızın bir dahaki bayramlara güzel anılarla bir arada olmasını diler. Saygı, sevgi ve muhabbetle mübarek Ramazan bayramımızı kutlarım. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV hafta sonu ana haber merkezinden hepinize iyi akşamlar. Öncelikle siz değerli izleyenlerimizin Ramazan bayramını kutluyoruz. Efendim, milli bayramlarda bir gelenek olan toplu bayramlaşma bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılmadı. Ev ziyaretlerinin de minimum seviyede olduğu Ramazan bayramında internet ve cep telefonu yardımıyla bayram tebrikleri yapıldı. Telefonlarda oluşan yoğunluk nedeniyle şebeke sorunu ise gün boyu devam etti. Koronavirüs nedeniyle bu yıl yurt genelinde olduğu gibi Alanya'da da bayram namazı kılınmadı. Hal böyle olunca bayramlaşmalarda bir farklılık yaşandı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda gelenek olduğu üzere aile bireyleri ve komşularla bayramlaşma dışında bir de protokol ve halk bayramlaşması seremonisi düzenleniyordu. Ancak bu yıl Ramazan Bayramı'nda o da korona engeline takıldı. Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına istinaden İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu törenler bu yıl yapılmıyor. Yüz yüze bayramlaşma evlerde aile bireyleri arasında dahi sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıldı. Sevgili babacığım, bayramınızı kutluyorum, ellerinizden öpüyorum. Saygılar, hürmetler olsun. Covid-19 kuralları gereği yüz yüze görüşme imkanı olamayınca vatandaşlar internet ve telefon ile sevdiklerinin bayramını tebrik etti. Bayram tebrikleri için telefonlara yoğunlaşma olunca şebeke sorunu ise gün boyu devam etti. Efendim, Türk Kızılay Alanya Şubesi'nin başlattığı Sevgi Bohçası projesi kapsamında ihtiyacı bulunan ailelere doğum sonrasında annenin ve bebeğin tüm temel ihtiyaçlarını içeren Sevgi Bohçası hediye ediliyor. Bu kapsamda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bayram öncesinde doğum yapan hastalardan bazıları bayram öncesi ziyaret edilerek hediyeleri takdim edildi. Hastane Başhekim Yardımcısı Operatör Doktor Mustafa Etli ve Müdür Kaan Sağlam'ın eşlik ettiği ziyaretlerde Kızılay ekibi yeni annelerle erken bayramlaşmış oldu. Bu vesileyle Türk Kızılay Alanya Şubesi Başkanı Doktor Mehmet Dikici, Başkan Yardımcısı Doktor Hasan Basri Savaş ve Kadın Kolları Başkanı Hanife Özen tüm Alanyalıların mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlayarak onlara sağlık ve huzur dilediler. Geçtiğimiz günlerde 43 derece hava sıcaklığı ile son 75 yılın Mayıs ayı rekoru kırılmasının ardından bu kez rüzgar etkisini gösterdi. Gece boyunca etkili olan rüzgar nedeniyle tarım alanları da kısmen zarar gördü. Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ilçe merkezi dahil tüm Alanya'da da gece boyunca etkili oldu. Rüzgar sabah saatlerinde ise etkisini kaybetmeye başladı. Hava sıcaklığının ani düşmesinin yanı sıra rüzgar da etkili olmaya başladı. Rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar kökünden sökülüp dalları kırılırken tarım alanlarında da kısmi zarara neden oldu. Efendim, bugün bir olay da Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Oba Mahallesi yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü çöp konteynerine çarparak durabildi. Edinilen bilgiye göre kimliği tespit edilemeyen 01CKD79 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarptı.
Aşırı hızdan dolayı çöp konteynerine çarptığı düşünülen sürücü otomobilin içinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Ağır yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çöp konteynerine çarpan araç olay yerine gelen çekiciyle kaldırıldı. Kazadan dolayı otomobilde büyük oranda hasar oluştuğu görülürken kazanın çıkış sebebini bulmak için ekipler çalışma başlattı. Efendim, Türkiye geçen hafta kavurucu sıcakları yaşarken bayramda ise rüzgar ve iç kesimlerde kar sürprizi yaşandı. Alanya Gündoğmuş ve Sarıvelilerin yüksek kesimlerinde yaşayanlar bayramın ilk günü kar sürpriziyle uyandı. Arife günü aşırı rüzgarın etkisi altında kalınmasının ardından bu kez iç kesimlerde geceden itibaren kar yağmaya başladı. Payallar Yaylası'na yağan kar yüksekliği 10 santimi bulurken Payallar Konaklı Spor Genel Koordinatörü Mustafa Özkan yaşadığı kar mutluluğunu paylaştı. Özkan, sokağa çıkma yasağından dolayı yaylaya gittiğini ancak kar nedeniyle yaylada hareket edemediğini, havanın çok soğuk olduğunu dile getirdi. İhtar saat itibariyle başlayan kar yağışı gece saat 10-13 civarında çok şiddetli bir hal aldı. Gece saat 4 civarında da kar bitti ama şu anda inanılmaz bitti ve eksi 2-3 derece hava sıcaklığının olduğu bir yaylada yaşıyoruz. Biz Alanya'da sokağa çıkma yasağından buraya kaçırdık. Ama burada sokağa hiç çıkamıyoruz. İnanılmaz bir manzara var. Her taraf bembeyaz olmuş vaziyette. Gerçekten Mayıs ayı bayram öncesi böyle bir kar beklemiyorduk. Bizim için çok sürpriz oldu. Yollar her taraf kar. Ve şu anda burada elektrik var ama telefonlar çekmiyor. Hiçbir telefon çekmiyor. Yollar açık, yollarda bir sıkıntı yok ama evden çıkma şansımız hiç yok. İnanılmaz bir soğuk var. Her taraf kar, bembeyaz olmuş var. Efendim, Gazipaşa'da 2000 rakımlı bir yayladaki restoranda koronavirüs tedbirleri ihlal ederek kumar oynadığı tespit edilen 9 kişiye ve işletme sahibine 64.231 Türk Lirası para cezası kesildi. Maha Yaylası'nda bir restorana baskın düzenleyen jandarma 9 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Yapılan aramada kumar masalarında 1250 lira paranın yanı sıra iskambil kağıdı, okey malzemeleri, yazboz defteri ele geçirildi. Kumardan dolayı 42.525 lira, alkol satışından dolayı 15.947 Türk lirası, kapalı alanda sigara içilmesinden ve sigara içilmez levhası olmamasından dolayı 5.759 olmak üzere toplam 64.231 Türk lirası idari para cezası kesildi. Ayrıca iş yerinde bir adet ruhsatsız tabanca, kesici alet ele geçirildi. Kumar oynayanlar hakkında idari, işletme sahibi hakkında ise hem adli hem idari işlem başlatıldı. Efendim, bizler basın mensupları olarak, basın kuruluşları olarak sizlere en doğru haberleri iletebilmek adına sizler evinizde kalmanızı önerirken sahada çalışan bir meslek kuruluşuyuz. Belki de vatandaşımız gerçekten bir mağduriyet yaşıyor olabilir ama eğer öyle bir durum bile söz konusuysa muhakkak gerekli prosedürleri takip edelim. Eğer ki tam tersi ise lütfen bu tür şeyleri suistimal etmeyelim. Antalya ve ilçelerinde piyasaya sürülmek için üretilen sahte içki imalathanesine yapılan baskında 670 litre etil alkol ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte içki üretimi yaparak bu içkileri piyasaya süren şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Muratpaşa'da depoladığı ve turizm bölgelerinde yasal olarak satılan içkilerin arasında sahte içkilerin karıştırılarak satılacağı bilgisi üzerine iki adreste ve sahte içkilerin naklinde kullanılan kamyonette arama yapıldı. Operasyonda sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 670 litre etil alkol ile 201 şişe viski, alkol aroması ve farklı alkol türlerine ait etiket ele geçirildi. Olayla alakalı gözaltına alınan iki şüpheli hakkında kaçakçılık kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Müzik.
Efendim bizler de Alanya Posta Medya ekibi olarak siz değerli izleyicilerimizin ve vatandaşlarımızın bu mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Daha sağlıklı, daha mutlu, daha barış içerisinde yaşayacağımız nice bayramlar temenni ediyoruz. Gündemin kalbi Alanya Posta TV hafta sonu ana haber merkezinden hepinize sağlıklı günler.